Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere BIOS nasıl güncellenir sorusuna kısa da cevap vermeye çalışacağım. Hem masaüstü bilgisayarlar için hem de dizüstü bilgisayarlar için arkadaşlar BIOS güncelleme benzer yöntemlerle yapılıyor. İlk olarak öğreneceğimiz şey arkadaşlar bilgisayarımızdan BIOS tarihini yani sürüm tarihini öğrenmek. Bunun için klavyeden Windows logolu tuş ile arkadaşlar R tuşuna basıyoruz. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra karşımıza çalıştır penceresi gelecek. Buraya msinfo 32 yazdıktan sonra tamam diyoruz ve karşımıza sistem bilgisi penceresi geliyor. Burada bizim öğreneceğimiz kısım arkadaşlar BIOS sürümü tarihi. Bakın benim 24.07.2018 olarak görünüyor. Şimdi hem masaüstü bilgisayarlar için hem de dizüstü bilgisayarlar için arkadaşlar benzer yöntemlerle yapılıyor demiştim. Yalnız şurada küçük bir püf nokta var. Bazı bilgisayarlar için arkadaşlar özellikle laptoplar için doğrudan exe olarak indirip çalıştırıp kuruyorsunuz ve BIOS güncelleniyor. Ancak bazı masaüstü bilgisayarlar için genellikle toplama bilgisayarlar için arkadaşlar siz ilgili BIOS sürümünü indirdikten sonra bir USB atıyorsunuz ve BIOS ekranına gidip arkadaşlar buradan güncelleme yapıyorsunuz. Şimdi ben örnek olarak bir Lenovo Z570 için örnek göstereyim. Daha sonra bir masaüstü bilgisayar için nasıl yapılacağını göstereyim. Şöyle Google açalım. Örneğin Lenovo Z570'e ait arkadaşlar BIOS'u biz indireceğiz. Bunun için Google'a Lenovo Z570 driver yazıp enter yapıyoruz. Karşımıza gelen ilk sitesi ya da resmi sitesine gidiyoruz. Resmi sitesinden arkadaşlar doğrudan arkadaşlar sürücüler ve yazılımlar kısmına gidiyoruz. Ve buradan manuel güncellemeyi seçiyorum. Tabi bazı bilgisayarlar için bu ekran daha değişik olabilir ve buradan BIOS kısmına gidiyorum. Bakın ilgili BIOS versiyonu arkadaşlar sürümü burada yer alıyor. Hemen şu kısmı klikliyorum. Bakın burada BIOS update kısmı exe dosyası olarak arkadaşlar burada yer alıyor. Yayınlanma tarihi neymiş? 01 November 2011 olarak görünüyor. Bunu arkadaşlar indiriyorsunuz. Bu bir exe dosyası. İndirip doğrudan çalıştırarak arkadaşlar BIOS'unuzu güncelleyebiliyorsunuz. Tabi burada görünen güncelleme tarihi de arkadaşlar öğrendiğiniz güncelleme tarihi aynı ise bilgisayarınızın BIOS'unu güncellemenize gerek yok. Zaten halihazırda bilgisayarınızın BIOS'u güncel anlamına geliyor. Şimdi farklı bir yöntem olarak arkadaşlar toplama bilgisayarlar için ben örnek göstereyim. İlgili anakartın marka modelini arkadaşlar buraya yazmanız gerekiyor. Benim arkadaşlar anakartım MSI B250M Pro arkadaşlar ya da Gaming Pro yazayım şu şekilde. Gaming Pro arkadaşlar. Şu şekilde resmi sitesine gidiyorum. Resmi sitesine gittikten sonra support yazan kısmına arkadaşlar driver'ını indireceğim. Burada arkadaşlar bakın ilk seçenekte BIOS kısmı geldi. Ne yazıyor arkadaşlar? 26.07.2018 alıyor. Ben de 24.07.2018'di. Versiyonu da arkadaşlar bu. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu indirmem gerekiyor. Yani benim bilgisayarımın BIOS'unu güncellemem için bunu indirmem gerekiyor. Bunu klikliyorum ve otomatik olarak arkadaşlar kısa sürede bilgisayarımıza indi. Şöyle klasörde göster diyelim. İndirdiğimiz bu klasörün üzerine sağ klikliyorum. Klasöre ayıkla diyorum. Şu şekilde arkadaşlar klasör geldi. Klasörün içine gidiyorum arkadaşlar. Şu ikisini arkadaşlar sağ klikleyip kopyala diyorum ve bunu bir USB belleğe atıyorum. Şu şekilde USB belleğimi içine atıyorum. USB belleğin içinde farklı dosyalarınız olabilir arkadaşlar. Çok önemli değil. Önemli olan bilgisayarın şunu görmesi arkadaşlar. Şu belgeyi, dosyayı görmesi. Şimdi işlemim tamamlandı. Ben bilgisayarımı şimdi yeniden başlatacağım. Bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra arkadaşlar BIOS ekranına gideceğim ve buradan ilgili güncellemeyi yapacağım. Şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra arkadaşlar BIOS ekranına ulaşmak için üstte del tuşuna basıyorum. Tabi bazı bilgisayarlar için bu F12, Escape ya da F10 veya F11 tuşları olabilir arkadaşlar. Benim bilgisayarımda arkadaşlar del tuşuyla BIOS ekranına gidiyorum. Ve bilgisayar açılır açılmaz arkadaşlar üstte del tuşuna basacağım. Evet bu şekilde BIOS ekranı geldi. Bakın şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar BIOS versiyonu ve tarihi yer alıyor arkadaşlar. 24.07.2018 ve ilgili BIOS versiyonu burada da görünüyor. Şimdi benim yapacağım arkadaşlar şu mFlash yazan yeri kliklemek. Hem Ease modda hem de Advanced modda arkadaşlar mFlash yazan yeri klikliyorsunuz. İkisinde de aynı. Şu şekilde tekrar Ease modu aldım. mFlash yazan yeri klikliyorum arkadaşlar. Gelen URL'ye yes diyorum. Bilgisayar arkadaşlar yeniden başlatacak. Kısa bir süre bekledikten sonra arkadaşlar bilgisayarım yeniden başladı. Bakın görüldüğü gibi doğrudan USB belleğin içindeki arkadaşlar dosyaları gösterdi. Burada benim dosyam buydu arkadaşlar. Bakın şuydu. Bunu klikliyorum. Gelen uyarıya arkadaşlar yes diyorum.
Ve arkadaşlar bakın alt kısımda hemen yüklenmeye başladı. Şu anda %0'da arkadaşlar. İlgili BIOS sürümünü yükleyecek. Yükledikten sonra arkadaşlar işlemimiz tamamlanacak. Tabii bu işlemleri yaparken arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bilgisayarınızı yeniden başlatmayın, kapatmayın veya USB belleği bilgisayarınızdan çıkartmayın. Çünkü bu durum bilgisayarınıza arkadaşlar ciddi zararlar verebilir. Bunu hatırlatayım. Şimdi bakın %100 oldu arkadaşlar. Yani işlemimiz tamamlandı ve otomatik olarak arkadaşlar bilgisayarımız yeniden başlayacak. Bilgisayarımız arkadaşlar yeniden başladıktan sonra bizim BIOS güncelleme işlemi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Aslında BIOS güncelleme gerçekten çok basit bir işlem. Bilmeyenler için biraz kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Basit bir şekilde arkadaşlar BIOS güncelleme olayı bu. Herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.